Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, deprem bölgesine ilişkin, şimdiye kadar inşa süreci başlayan konut ve köy evi sayısı 180 bini buldu, dedi. Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük olamaz, İsveç'te Kur'an yakılması ile ilgili, nasıl kiliseyi, avrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük de olamaz, ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konu kendi güvenlikleri olunca hukuk tanımayanlar sıra Müslümanların kutsallarına gelince birden fikir özgürlüğünü hatırlıyorlar, şeklinde konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki, birincisi fay hatları üzerinde yapılaşma olmayacak. İkincisi, sıvılaşma olan alanlarda da yapılaşma bir daha olmayacak. Üçüncüsü, dere yataklarında, zeminin müsait olmadığı yerlerde yapı yasağı gelecek. Dördüncüsü de özellikle mühendislik ve yapım işlerinde sıfır toleransa geçeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya ve Trabzon havalimanlarının Kurban Bayramı'nda tüm zamanların rekorlarını kırdığını bildirdi. Ülke genelinde gece saatlerinde sahada 45 bin polis ve jandarmanın yanı sıra özel polis timleri de görevlendirildi. Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayarak yurda dönen hacılar, İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı. İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Taşınmaz satış sözleşmelerinin tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterliklerde de yapılmasına yönelik uygulama ülke genelinde yarın başlayacak. Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda 9, U6'ın olmak üzere 38 madalya elde eden Türkiye, oyunlar tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı, 7 milli sporcusuyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca, LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün başlatılan tercih başvuruları 19 Temmuz'a kadar yapılacak. Adaylar, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in Afganistan'da El-Kaide ile mücadelede Taliban'dan yardım aldıklarına yönelik açıklaması, Afgan siyasetinde tartışmalara yol açtı. Taliban yönetimi açıklamayı memnuniyetle karşıladı, muhalifler ise Taliban'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin kölesi olduğunu savundu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Kentte 36 bin ağır hasarlı bina yıkılacak. Güneydoğu Anadolu bölgesi, yılın ilk yarısındaki ihracatı 5,3 milyar doları buldu. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Gileci, yazılı açıklamasında, bölgenin 23 Haziran'da günlük en fazla ihracatı gerçekleştirdiklerini belirtti. Hac farizasını yerine getirdikten sonra Şanlıurfa'ya dönen Vali Salih Ayhan, valilik personeli ile bayramlaştı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, hac görevini yerine getirmek için gittiği kutsal topraklardan döndü. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, kentte görev yapan basın mensuplarını konuk etti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, kentte görev yapan basın kuruluşu temsilcileri ve mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda kentte yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Milletvekili Yazmacı, basını önemsediğini belirterek vekilliği süresince sık sık basın mensupları ile bir araya gelmek istediğini ifade etti. Basın mensupları da 8 yıldır ilk defa basın mensupları ile bir araya gelen Asuman Yazmacı'ya teşekkür ettiler. Şanlıurfa Valiliği, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte serinlemek amacıyla su kanalı ve göletlere girenleri uyardı. Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şurkav İşbirliği ile gençlere yönelik prefabrik havuz teminini içeren ortak proje geliştirildi.
Şanlıurfa İbni Haldun Medresesi'nde hafızlık eğitimini tamamlayan 26 kız öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneği'nin desteklediği İbni Haldun Medresesi'nde 26 kız öğrenci hafızlık eğitimini tamamladı. TÜSKİ Genel Müdürlüğü, su borcu aboneler için yapılandırma fırsatının 31 Ekim 2023 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Okulların kapanması ve yaz tatili ile birlikte yaz Kur'an kursları açıldı. 19 Haziran tarihinde başlayan yaz Kur'an kursu kayıtları 10 Temmuz gününe kadar devam edecek. Kayıtlar cami ve Kur'an kurslarında alınacak. Karaköprü Belediyespor'da yapılan olağanüstü kongrede tek liste halinde gerçekleştirilen seçimde Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uludağ Kulüp Başkanı olarak seçilerek görevi Mustafa Aslan'dan devraldı. Haliliye Belediyesi bünyesindeki ahşap ve metal diş atölyesinde üretilen kamerya, bank ve piknik masaları parklara kazandırılmaya devam ediyor. Hem hizmette hızlı işleyişin hem de tasarrufun sağlandığı atölyede üretim hızla sürüyor. Eyyubiye'de gençlere yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları, kalıcı yatırımlara dönüşmeye devam ediyor.